Sisli bir Trakya havasından herkese selamlar arkadaşlar. Her taraf kıra, buz, kıra düşmüş yani. Şu arkadaşım sabah kalktığı zaman soğuk suda yüzünü yıkamaya bile çekindi. Bugünlerde biz ekmeğimizi peşine geldik. Bu sulara badozama giriyoruz. Bugünkü avcılığımıza başlıyorum. İnşallah bereketli bir yav olur da sizlere de güzel güzel çekimler yaparım arkadaşlar. Nasip ya kısmet diyeceğiz, başlayacağız. Çok fena sis var. Sis var, buz var, hepsinden var. Neyse arkadaşlar, şimdi ben hazırlığımı yapayım. Sonra devam edeceğim. Thank you.
Ne takıldı abi? Kışlık odunumuzu da aldık manayla. İnşallah penvara geçmedi. Ne yazık geçmiş. Allah'ım ya. Tamam mı koçum? Sadece arkadaşını göstereceğim şimdi. Bu ufak olan herhalde, öteki daha büyük. Onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet. Maşallah çok temiz balıklar. Cam gibi cam. Gösterelim kıymetli arkadaşlara. Şöyle gördüğünüz gibi beni de alsın kamera. Bu da güzel. Evet, şimdi malzeme temizlerken onun için durduruyorum. Aşağı inince ikinci sortu yaparken yine başlayacağım arkadaşlar.
aldı ama aldı, aldı da oraya aldı. Ne kadar batak var arkadaşlar. Denizde karabatak, derede karabatak, gölde karabatak. Yense bu kadar olmaz onlar.
Bu motorlar herhalde ya. Çok ağırlaştı karşısında. Evet, balıkları bulundu arkadaşlar. Vuruyor eline. Kıt kıt. Bunu çekmeyeceğim. Biraz daha gideyim, ondan sonra çekelim. Toplarım. Balık mı çektin acaba? Aldık buralar ya. Taşkırsak ayı sakat olacak. Çünkü balık var üzerinde. Bir tane de olsa var. Oo, bayağı ağırlaştı ya. Birden fazla var sanki. Elime hiç uymuyor ama çok ağır. Bir balıktan fazla var gibi. Dün bu dans ediyordu, takıldı herhalde bir de. Bu ne şimdi be arkadaşım be? Şunu yakına getireyim de. Böyle geldiği zaman balık düşüyor arkadaşlar genelde. Ama bu düşmemiş. Oh, bu ne be? Bir tane bir yerde var çünkü. Arkadaşlar dehşet bir şey oldu, bilmiyorum ama tuhaf bir şey oldu, 100 kilo balık çıkardık. Uf.
yapayım. Ben bunu alayım size göstereyim. Bilmiyorum ama 15 kilo 20 kilo oldu. Ne oldu lan böyle? Ana. Şuna bak. Aman yarabbim. Bu ne? Abi boş yer yok. Ağa da elden çıktı. Ha, 2-3 tane düştü. Selim'i unuttum çünkü aynı yerden girmişler. 2-3 tane düştü arkadaşlarım. Kaydediyor mu? Ediyor. Arkadaşlar ben bunu bir temizleyeyim kıyı yanaşıp. Ondan sonra tekrardan temiz halindeyken bir daha çekeceğim. Bu mutlu anıma siz de ortak olmanızı istiyorum. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, ayıkladım malzemeyi. Şöyle görelim. En ufağı 6 kilo 7 kilo. 10 kiloluk sazanlar da var. Şu çok değişik. Şu 3 tanesi çok değişik. Yani şuradan bakarsan 1, 2, 3, 4, bir diğer tarafı 5. 21 çarpı 5, 105 mi yapıyor? 1 metre 5 santim boyu var yani. Şurada da var. Kayık doldu desem yeri yani. Kayık yer kalmadı ya. Burada da var birkaç tane arkadaşlar. Bunu gördün zaten baştaki videoda. Şimdi bunları ben atayım hapise. Ön tarafa. Ondan sonra yeni maceralar açıldı mı birader. Görüşmek üzere. Birazdan görüşürüz. Baş bölüm gitti tekrardan arkadaşlar. Bayağı parçaladım balıkları çıkarırken ama ne olsun. Sağlık olsun. Yine biz yapacağız. Burada kökler var çünkü arkadaşlar. Ama tutuyorum. İnim çok ağırlaştı. Onun için atılmıyor kayık. Çok zorluyor. Çabalayacağız ya. Öldürdü beni ama. Oh.
diyorsun ya? Gitsene şöyle. Beyin denge bozuldu tabii. O kadar yükü görünce o da şaşırdı. Evet kayık, hep aykırı gidiyorsun. Aykırı kala gidiyor. Takıntı olması lazım. İnşallah kurtardık. Büyük ihtimalle orada bir ara yine takılacak, biliyorsunuz temiz takılmıştı. Aynı yer yapıyorum çünkü. Gerçi elime de cibalık vurmuyor ama. Bakacağız. Nasıl kısmet. Böyle bir takılacak yine çünkü. Bu kutu durdu ya. Bu da yukarıda kaldı. Bana bak.
hasar olmuş arkadaşlar. Bir çıldı vardı ama onu bulamadım. Ne yapmıyor? Gelmiş. Tam diken iten arkadaşlar. Şöyle yapayım da. Kapatayım, aşağıda devam edeceğim arkadaşlar.
Balık yok herhalde, çok hafif geliyor ama. Bir tane var. Bereket versin. Şimdi gidelim yerimize. Biraz daha aşağı doğru inmem lazım. Esasen takıntı var, inemiyorum. Burada bir davulum var benim. Yani hep buradan başlıyorum. Son davulum. Aşağıda var da aşağı inmiyorum. Takıntı var diye. Neyse şimdi durdurayım. Birazdan temizleyince açacağım. Önü çok ağır olduğu için artık arkaya koydum şeyleri. Of, kefellere bak. Kardeşim bunlar. Bunlar karyatık. Diyorum ya, bunlar fazla büyümüyor. Kefelde maşallah olmuş papuç. 45 numaraya kadar var. Belki daha fazla. Salat olmuş arkadaşlar. Hepsinden var.
şimdi size ilk iki göstereceğim arkadaşlar. Şunu da şunu alalım ilk önce. Size iki göstereceğim bunları. Dedim ya, bu karayattık balığı derler. Bakın, ağzı nasıl aşağı doğru. Ve daha fazla büyümez. Ha bilmiyorum, bizim yerde karayattık diyorlar. Bizim yerlerimize çıkıyor. Başka yerde çıkar, farklı ismi olur. Onu bilmem ama biz karayattık diyoruz. Bakın, şuna. Buna da ilerye diyoruz. Hemen hemen aynı cins. Sadece ağız yapısı farklı, dikkat ederseniz. Şurada bir çıkıntısı var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunun ağzı sazana benziyor, uzuyor, böyle dudak yapıyor, burun var. Bunun da aşağı doğru bir çıkıntısı var. Görebildiniz herhalde. Yani bu karayattık daha fazla büyümez, bu ilerya. Daha fazla büyümez. Bu çok lezzetli bir balıktır. Yani tatlı suyun çinekopu derler buna. Etçil değil ama öyle derler. Bu çok kılçıklı, eti 5 para etmeyen bir balıktır. Maddi değeri de yoktur yani. Ve bu da fazla büyümez. Bu kadar. Ayrıyeten bu malumunuz kefal. Yani tüm Türkiye'de çıkan kefaller, kasna derler buna. Bu kasna balığı, kefali balığı. Bunun daha da biraz daha büyükleri var ama çok büyüklerini görmedim. Bizim tuttuğumuz, mesela geçen videoda yayınladım o büyük kefal. O çim sazanı diyorlar, ot sazanı diyorlar, kofana diyorlar. Farklı farklı isim veriyorlar ona. Ama bildiğiniz kefal o da. Ama farklı bir cins kefal. Hayriyetten bir de şu var. Buna da biz burada tahta balığı diyoruz. Bu nehirde. Ama literatürdeki ismi çapak balığıdır arkadaşlar. Ve daha da büyüyebiliyor yani. 4 kilo, 5 kilo kadar büyüdüğünü biliyorum. Bu sefer hepsinden çıktı bu davulda. Ben durdurayım. Yukarı çıkarken yine başlarız arkadaşlar. Diğer dolu. Telefonu ayarlayamadım ya. Kamera moduna getiremedim. Onunla uğraştım arkadaşlar. Geldik. Bir şekilde zor da olsa.
Evet arkadaşlar, iskelemize yanaştık. Şimdi hasatı görme vakti. Güzel balık var. Biraz daha devam etseydik daha tutardık da bugün cuma malum. Kaçırmadım bari en azından cumayı. Onun için erken çıkmak zorunda kaldım. Şu anda hasatı çıkartayım size görün. Tepkiye bakın arkadaşlar ya, İsrail sazanı dedikleri, İsrail sazanı, normal sazanı basar valla. Göstereceğim arkadaşlar size. Bundan bir büyüğü daha var. Erkek. Bir tane daha büyük var. İki tane daha büyük var. Üç tane toplam büyük. Yani büyük dedim 10 kilo civarı. Büyük dedim bu yani. 10 kilo civarı. Kuzu, kuzu. Dur, bebek gibi duruyor bak. Poz veriyor amcasına. 105 santim ölçtük yer olmuyorsa. Bunu biliyorsunuz.
uyuz sazanlardan. Uyuz sazan, yani aynalı sazan. Bu da kokoreç gibi arkadaş. Aldık çalmış. Bu da çok iyi maşallah. Arkadaşlar onları yere atmıyorum, elimden düşüyor. Su o kadar soğuk ki. Yani insanlar yüzünü yıkamak için sıcak su ararken biz görüyorsunuz buz gibi suda oynuyoruz. Elimden düşüyor, kayıyor. Yoksa atmıyorum balıkları, yanlış anlamayın. Nimete saygı gösteririm yani. Silah veriliyor. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Bayağı şey de var, ırmak balığı da var. Yani karyatı, kefal, ilerya dediğimiz tahta balığı da var. Aynı sazanımız da var. Şöyle 1 2 3 4 5 5 demeyeyim de 3 tane 10-15 kilo arası var. Ötekiler 7'şer 8'er kilo. Şöyle yapayım. Evet. Her zaman diyorum ya, kayık balık da doldu. Bu sefer gerçekten doldu. Her sene böyle 1-2 kere denkliyoruz arkadaşlar. Gönül arzu ederdi ki yayın balığı olsun, kara balık olsun ama buna da şükür. Allah razı olsun. Geldiler, nafakamızı çıkardık. Arkadaşlar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda inşallah yine beraber oluruz. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Beğenir, abone olursanız mutlu olurum. Hoşçakalın efendim, saygılar. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams.